demek zorunda kuşçuluğun kitabı çıkıyor. Peki kitabın adı? Yani Faruk abi ilk etapta güvercin uçuverdi, alt başlık kanadını açıverdi olarak düşündüm. Bana geçti. Abi bir düşündüm de benim kuşlar kanat açmıyor ki ya. Taklayı atıverdi olsun. Aynen. Neyse, şimdi onu boş ver. Bak Fehmi, biraz sonra gelecek adam bizim kitabın tanıtımı için çok önemli. Bu adamların Türkiye'de girip çıkmadığı kümes yok. Aman diyeyim, dikkat et. Yani Faruk abi sen beni tanımamışsın. Doğruluğun Nobel ödülü olsa ilk bana verirler. Yani sıkıntı yapma, çağır gelsin. Aham da arıyor. Alo. Alo, Haruncuğum. Geldim abi, kapıyı açın. Girdin mi? Aha. Tamam canım, tamam. Açıyorum canım. Oğlum, kapıyı açın. Harun Bey geldi. Kapıyı açın, hadi bakayım. Abi gerçekten sizi tebrik ediyorum. Bizim güvercin camiasına böyle bir kitap gerçekten lazımdı. Haruncum, kuşçuluğun el kitabını yazmış adamım. Aynı zamanda bu kitap her kuşçuyum diyene şart. Peki bu kitabın içinde neler var abi? Yani bir kuşçunun sahip olabileceği en iyi şey bu kitap diyebiliriz. Mesela bir, güvercini atmacadan nasıl korursun? İki, rüzgarlı havada kuş nasıl uçurtulur? Üç, uçmayan kuşun varsa, misafir geliyorsa hangi bahaneler üretilir? Abi hepsine tamam da atmacadan nasıl korunuyor kuş? Atmaca. Atmacaya karşı bizim çok önemli tedbirlerimiz ve silahlarımız var. Nedir abi? Uçurmuyoruz. Niye uçuralım ya? Atmaca var sonuçta. Uçurmayınca kapmıyor tabii. Allah'ım ya Rabbim. Harımcığım, canım, detaylara çok takılıyorsun. Mesela ben bu güvercinleri Facebook mezarında 2000 liraya sattım. Bana maliyeti 20 lira. Biraz ticari kafayla düşün olayı. Biraz öyle yaklaş. Abi bana kızmayın, darılmayın ama bu kadar delikanlı adamın, bu kadar sözünün eri adamın olduğu bir camiada bu kitap satmaz abi. Yani Faruk abi biz sonuçta yalan söylemeyen insanlarız. Tabii canım. Bizde yalan olmaz Faruk abi. Siz hiç merak etmeyin abi. Ala Türkiye neyin doğru neyin yanlış olduğunu herkese gösterecek.